Arkadaşlar merhaba, ben İnanç Gün. Bugün yanımda araştırmacı, yazar, aynı zamanda eğitmen ve Anunnakiler deyince belki de Türkiye'deki tek kişi diyebiliriz. Bence, bana göre tek kişi. Çünkü bu işi başladığın zaman, yani sen Anunnakiler'i Türkiye'ye anlatmaya başladığın zaman Türkiye'de Anunnakiler'i bilen çok az kişi vardı. Göktürk Kramu şu anda yanımda. Göktürk hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Hakikaten bu kadar yoğun programın arasında, bu kadar yoğun eğitimin arasında bana zaman ayırdın ve buraya geldin. Çok teşekkürler. Keyifle geldim. Arkadaşımsın, dostumsun. O yüzden çok güzel bir röportaj olacak. Umarım. Şimdi Göktürk'ün tabii herkes biliyor ama ben yine de kısaca söyleyeyim. 4 tane kitabım var. Değil mi? Evet. Anunnakiler'le başlıyoruz. Daha sonra evet. Anunnakiler kitabı var ki... Son çağrı. Önce Son Çağrı, daha sonra Anunnakiler. Evet. Ki bu Anunnakiler kitabı ki şu anda İngilizce'ye de çevrildi, yanılmıyorsam. Evet. Evet. Amerika'da mı satılıyor? Evet, dünyada, Amazon üzerinde. Dünya, Amazon üzerinde, dünyadan satılıyor. Türkiye'deki, dünyadaki Anunnakiler için yazılmış bence en kapsamlı kitap. Çünkü arkasındaki, yani böyle artık referanslar diyeyim, gönderilen, tabletlere verdiğin referanslarla vesaire yazılmış en kapsamlı kitap bu. Ve daha sonra en son kitabım da Baleskar. Benim favori kitabım Baleskar. Evet. Şimdi kitaplar, Anunnakiler kitabı İngilizce çevrildi. Diğerleri de yanılmıyorsam çevriliyor değil mi? Şu an çevrilmiyor ama çevrilecek bir plan var. Peki dizi var mı hocam? Ya, niyet inşallah diyelim. Yani bir Netflix'te bir Baleskar dizisi sever miyiz? İnşallah. Umarım. Şimdi biz konuşmaya başladığımız zaman ben dedim ki ne konuşalım? Sen dedin ki bana, ya böyle hani çok konuşulmayan şeyleri konuşalım. Böyle değişik şeyler konuşalım. Ben de o yüzden birkaç değişik soru hazırlamaya çalıştım sana. İstediğini sor dedim hatta. Aynen, istediğini sor dedim. O zaman şuradan başlayalım. Şimdi, Zekeriya Sitchin. Evet. Değil mi? Kitapları var işte, 12. Gezegen, ne bileyim, Kozmik Doğum vesaire. Ve en son bir kitabı var. Enki'nin Kayıp Kitabı. Enki'nin Kayıp Kitabı. Ne diyorsun bu kitap hakkında? Şimdi Enki'nin Kayıp Kitabı... İki şık var bununla ilgili. Evet. Yani yapılan çalışmalar, araştırmalar gösteriyor. İki tane şık var. Bir tanesi ya kendisi hani bu kitabı derleme yaparak ki önde öyle diyor. Yani evet, bu kitap bir derleme kitaptır diyor. Ama sonradan çok yanlış anlaşıldı. 14 tablet varmış gibi, Sümer tabletiymiş gibi anlaşıldı. Fakat en baştan bu diğer bütün Sümer tabletlerinin bir derlemesidir diye yazıyor kendi başına. Ama ikinci bir şık, daha çok kabul gören şık diyeyim dünya genelinde. Aslında bu tabletlerin var olduğu ama nakal tabletleri gibi, Mu kıtasını anlatan Church Ward'ın anlattığı nakal tabletleri gibi ya bir yerde saklanıyor ya da koleksiyoncuların şeylerinde duruyor, raflarında duruyor. Ama bunu da savunan bir görüş var. Şimdi ben nakal tabletlerini de gözümle görmedim. Hatta dünyada Mu kıtası hakkında çalışan hiç kimse görmedi nakal tabletlerini. Sadece Church Ward'ın anlattıklarını biliyoruz. Enki'nin Kayıp tabletlerini de görmedim. Evet. Yani ikisi de yoktur diyemem, ikisi de vardır diyemem ama Mu gerçektir deyip Enki'nin Kayıp tabletleri yanlıştır demek bana göre bir yani doğru bir şey değil. Değil, anladım. Yani ikisi de aynı platformda, aynı kategoride. Yani sonuçta nakal tabletleri var mı ortada? Yok. Yok. Sen de araştırdın, gördün. Evet, yok. O tablet yok ama diğer tabletler baktığın zaman Sümer tabletleri, Enki yaratılış miti, Nilmahan yaratılış miti olsun, Gılgamış metni, diğer bütün tabletler, British Museum'da, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, şurada burada her şekilde ulaşabiliyoruz bu tabletlere. Hatta eksik tabletlere ulaşmaya başladık yavaş yavaş. Evet. Aradaki işte eksik tablet bulunuyor vesaire. Bulunuyor, her yerde bulunuyor. Evet. Ve hatta bir sürü tablet var, yeni yeni okunuyor bunlar. Hani Hitit tabletleri falan filan apayrı bir pencere açıyor. Bir, ben onlar üzerinden gidiyorum. Hani Enki'nin Kayıp tabletleri üzerine çok normal bir yorum yapamayız. Ama kendi yorumunu soracak olursanız şey derim. Bana göre Zekeriya Sitchin bütün kitaplarından önce o tabletlere ulaştı. Benim kendi şahsi görüşüm. Anladım. Yani Zekeriya Sitchin bu araştırmaları yapmadan evvel ya birileri verdi ya bir şekilde ona ulaştı ve onu okumaya başladı. Şu kısmını beğendi. 12. gezegeni çıkardı. Bu kısmını beğendi. Kozmik tohumu çıkardı. Bu kısmını beğendi. Kozmik şifreyi çıkardı. Bu kısmını beğendi. Tanrıların ve insanların savaşlarını çıkardı. En sonunda da bunu bütün haliyle insanlara verdi. Benim görüşüm. Evet, güzel. Peki o zaman başka bir şey sorayım. Enki şeytan mı hocam? Ya şimdi Lucifer olarak geçen, kutsal kitaplarda şeytan olarak geçen, yeraltı tanrısı olarak Türk mitolojisinde erlik olarak geçen
kutsal kitaplara göre şeytan olarak bilinen kişi. Evet. Kişilik olarak. Yani bunun şeyle alakası var mı işte? Hani doğu klanı, batı klanı. İşte mevzu oradan başlıyor aslında. İki klan birbirine şeytan diyor. Hani batı evet. klanı hani atıyorum sizi şimdi şeye getirirsek işte 1400'lü yıllara getirirsek. Hı hı. Orada ne diyordu? Şu reform hareketlerine Martin Luther ne diyordu? Bir Türk şeytandır diyordu. Evet, evet. Bir Türk öldüren cennete gider diyordu. Evet. Ve bizi şeytan olarak anlatıyorlar. Hı-hı. Onlara göre biz şeytanız. Git Avrupalıya sor. Türk şeytandır der. Evet. Ama git işte kutsal kitaplara sor. O da diğer taraf şeytandır. Amerika için Sovyetler Birliği şeytani imparatorluktu. Hı-hı. Ama Sovyetlere sorsan Amerika şeytan. Yani bu öyle bir bakıştır. Şeytan veya melek kavramları dinsel kavramlardır. Aslında tabletlerde öyle şeylerle karşılaşmayız biz. Dini kitaplarla karşılaşırız. Yoksa bunlar hepsi Sümer'de gelmiş uzaylılar. Şimdi Sümer'den gelmiş uzaylılar. Hı-hı. Anu, Enki ve Enlil. Aslında hı-hı. dünya üzerindeki olay Enlil ve Enki üzerinde dönüyor. Yani temelde iki öyle. Klan üzerinde dönüyor. Ama bunların aslında dünyaya geliş amacı aynı. Yani işte önce Enki geliyor tamam 50 kişiyle işte geliyor eski kralın yanına geliyor vesaire bir sürü şey anlatılıyor tabletlerde ama iki tane hani üvey de olsa kardeş dünyaya geliyorlar. Amaçları kendi gezegenlerini kurtarmak ve dünya üzerinde savaşıyorlar hocam. Evet, neden savaşıyorlar ya bu kadar büyük savaş yapmaya hatta özür dilerim sözünüzü kestim. İnsanları yer altına saklanacak kadar yani böyle korkutacak bir savaşa girişiyorlar. Şimdi, metinlerinde Tanrı Kumarbi'nin savaşları var. Tanrı Kumarbi kim? Alalu'nun oğlu. Alalu darbeyle devrilmiş bir kral. Kral evet. Nibiru kralı. Ve darbeyle devrik kralın oğulları savaş açıyor. Hı-hı. Hani bu ayrı bir olay. Bu savaş hı-hı. hala devam ediyor. Yani evet. Anakilerin kendi arasındaki savaş. Dünyada bazen sirayet ediyor. Hitit metinleri, Kapadokya'nın üstündeki savaşları metinleri evet. anlatır. Hı-hı. Metinler anlatır. Pers metinleri de anlatır. Buna evet. Ahura Mazda'yla Agrimenyo'nun evet. Göksel savaşlarını anlatır ve hı-hı. insanlar da işte saklanabilsinler diye yeraltı şehirlerinin peygamberi Yima'ya yaptırıldığını falan anlatır. Vendidat kitabında, Avesta'nın devam hı-hı. kitabında falan. İşte kendi aralarındaki savaşlar ise hani ikisi de Enki de Enlil de Anun'un oğlu. Niye birbirleriyle evet. bu derece hasım evet. olmuşlar? Sonuçta onu da yani insan özellikleriyle açıklayabiliriz. Yani onları çok yukarı koymamak gerekiyor. Anunnakiler sadece teknolojik olarak bizden yukarı üstün bir medeniyet. Hı hı. Onun dışında kişisel hırsları, yaşam tarzları, yaşama bakışları, hı hı. insandan bir farkı yok. Evet. Ve böyle olunca iki kardeş hani tabii ki egoya yenik düşebiliyorlar, kibre yenik düşebiliyorlar. Klanlar arası hani şey gibi düşünün yani doğudaki aşiretler sonuçta aynı aşiret ikiye bölünüyor ama birbirlerine evet. nasıl davranıyorlar? Hani insani özellikler. Tamam hocam o zaman insani özellikler ama bizim insani özellik olarak bir özelliğimiz var. Bu özellik Türk halkında mıdır, Türk kadınlarında mıdır? Altına bir şeyimiz var yani özellikle Türklerde ilgimiz var çok fazla. Peki bu bizim genlerimizde mi hocam? Yani genlerimize bu hani şimdi neydi ya Enki hikayesine vesaire işin içine girince bu genlerimize işlemiş mi? Böyle bir şey yapılmış mı sizce? Şimdi yani genetik konusunda çok iyisiniz onu biliyorum zaten şu Baleskar'ı okursanız yani genetik konusunda kadar iyi olduğunuzu biliyorum. Hatta genetikçilerle beraber çalıştığınızı da biliyorum. Genlerimize bir altın bulma şeyi işlemiş mi bizim? Şimdi öncelikle şunu sormak gerekiyor. Altın neden değerli? Neden platin değerli değil bu kadar? Yani neden tarih boyunca hep altını evet. ön plana çıkartmışız? Anunnakiler altın için gelmişler. Evet. Ama altını biz ne için düşünmüşüz? Hep alma verme aracı olarak evet. düşünmüşüz. Ama Anunnakilerin bu şekilde kullandığına dair bir ipucu yok. Onların genelde kullanış biçimleri uzay teknolojisinde. İşte tanrılar için genelde kurban edilir. Yani tanrı gelir altını alır gider. Gider. Bu hep böyle olduğu için de tapınaklarda altın biriktirmeye başlıyorlar. Yani, İnkalar vesaire tabii. İnkalar, Mayalar, Aztekler sonra evet. sakallı tanrılar olarak zannettikleri. İspanyollar gelince. Tabii İspanyollara tanrı buyurun gelin altınlarınızı alın evet. diyorlar. Şimdi aynı ritüeller Mezopotamya kültürlerinde de var. Hı. Bu altını niçin kullanıyorlar? Bana göre monatomik özellikleri yeni yeni keşfedildi. Biz daha yeni yeni altının ne işe yaradığını öğreniyoruz. En temel yaradığı tabii uzay teknolojisine yarıyor. Fakat en temelde boyut kapısı açmak için kullandıklarını düşünüyorum. Bununla ilgili yapılmış deneyler var. Altının işte 1160 derecelik bir ısıya çıkarıldığında %44'lük bir kütlesini kaybettiğini. Hafiflediği değil mi hocam? Evet.
Sonra tekrar soğutulma prosesine evet. geçildiğinde aynı kütleyi geri aldığını, hı hı. ısıtma soğutmada aynı şeyleri tekrar ettiklerinde sürekli 44 gramın kaybolduğu geri geldiği, kaybolduğu geri geldiğini hani defalarca gördüğünü, gördüklerini söyleyebiliriz. Bu da neyi gösteriyor? Başka bir yere gidiyor altın. Yani sonuçta biz malayla vuruyoruz ama şey olmamış, ne derler ona, buharlaşmamış evet. ya da geri gelmemiş. Başka bir boyuta gidiyor. Boyut kapısı açıyor yani. Ve çok ilginçtir. Şunun üzerine altını koyup işte tartıyorlar 100 gram. Sonra ısıttıklarında tartıyorlar işte 56 gram ya da soğuttuklarında. Evet, soğuttuklarında pardon. 56 gram. Sonra şu altını çıkarıp da buna baktıklarında hani üzerine koydukları platform hani 10 gramsa bu da düşmüş evet. 6 grama. Yani şunu da etkileme gücüne sahip. O zaman bu UFO'ların falan oluşma teknolojisi bununla mı alakalı acaba? Evet. Bu konuyu zaten biz sizle bazen tartışıyoruz. UFO'lar hani UFO'ların içindeki işte belki de Android'lerin vesaire nasıl hareket ettikleri, nasıl görünmez olduklarını, frekans teknolojisi vesaire konuşuyoruz ama tabii ki bunun için lazım. Bir de şey var değil mi hocam? Hani en azından tablette anlatılan metinlerde Nibiru'nun atmosferiyle ilgili de bir altı. Tabii Zegel'e seçeneği iddiası o. İddiası o şekilde. Evet. Yani Nibiru'nun atmosferindeki gedikleri kapatmak için. İşte ondan önce bir sürü şeyler denemişler. Ne bileyim yanardağları patlatmayı evet, denemişler vesaire. Tabletler. Enki'nin kayıp kitabında geçen bilgiler. Evet. Onlar direkt Enki'nin kayıp kitabından. Şimdi Enki'nin kayıp kitabı var ama bir de şeyler var. Hani bu bizim semavi din kitapları dediğimiz kitaplar var. İşte Tevrat, Kur'an, İncil vesaire. Ben onlardan en çok bu Anunnaki hikayesi için Tevrat'ı yani öngörüyorum. Çünkü işte Enki dünyaya geliyor. İlk 6 günde yaptıkları Tevrat'ın yaratılışının yaratılış bölümündeki ilk 6 gün yapılan. Bir de hocam Enok kitabı var. Bence bunların hani hem kabul edilmiş bir kitap hem de en önemli kitap Enok kitabı. Çünkü burada düşmüş meleklerden bahsediyor. Bu düşmüş melekler aslında hani İgigiler mi hocam? Yani evet. Yani bu İgigilerin hikayesini bu Enok kitabında dedik anlatıyor. Ve aslında Enok kitabı Tevrat'a alınmıyor. Evet. Neden alınsa alınmıyor? Tevrat değişecek şimdi. Tevrat değişecek aslında bütün dinler değişecek. Yani çok dine girmek istemiyorum ama bütün dinler değişecek şimdi, hocam. Şimdi şeyde Tevrat yaşayan bir kitap. Şöyle evet. yaşayan bir kitap. Talmud olarak biliyorsunuz. Evet. Tevrat işte yazılmaya başlandığı Luviler tarafından, Leviller tarafından tamam. yazılmaya başlandığı 1500'lerden hı-hı. itibaren her yüzyıl güncellenmiş bir kitap. Hı hı. Ve bir önceki yüzyıldaki yazılmış kitaplar geçersiz kılmış. Yani bugün milattan önce 1000'den bir Tevrat bulduğumuzda şu anki Tevrat'la uyumlu değildir. O yüzden onu kabul etmeyiz. Yani çok değerli değildir bu anlamda. İşte en son milattan önce 5. yüzyılda yazıldı. Toplam 40 tane kitap oldu. Orada kapandı. Şimdi 1770'lerde galiba tam hatırlamıyorum. Enok'un kitabı bulunduğunda aynı metinler olduğu için o, bir kürsü kuruldu ve bunu tartıştılar. Yani evet. Tevrat'ı değiştirelim mi, içine alalım mı diye. Tevrat'ın içine koysalardı yaşayan kitap olduğu için bütün önceki Tevratlar geçersiz kabul edilecekti. Bu Tevrat devam edecekti. Anladım. Buna çok güçleri yetmedi. Yani aslında aynı şeylerden anlatıyor. Düşüş melekler şeyleri de anlatıyor. Sonuçta Tevrat'ta da anlatılıyor. Enok'un kitabında da anlatılıyor. Çok sokmak istemediler işin içine Enok'un kitabını. O yüzden bir şey diyemiyorum ama çok güzel bilgiler var. Hani evet. ben bu kitapları dini kitaplardan ziyade bir tarih kitabı olarak görüyorum hani. Sizin araştırmanız zaten o şekilde değil mi hocam? Yani işte Anunnakilerle ilgili Sümer tabletleri, işte Akatlar kitabı, Hititlerdeki işte yazılar, anlatılan hikayeler, işte Mahabharatalar vesaire. Onun dışında bu semavi din kitapları hepsini böyle derleyerek kitaplar yazıyorsunuz. Evet evet aynen kaynaklarla. Yani kaynak dediğimiz aslında bizim sadece şey değil, tablet değil, bütün kaynakları. Tabii ki ya 6000 yıldır insanların bize evet. bırakmış olduğu metinler. Tamam. Şimdi hemen başka konuya geçiyorum hocam. Farklı tabii sorarsın. Ki. Şimdi bir mavi kan hikayesi var. Evet. Yani bunun Enki'den geldiği söyleniyor. Ve daha sonra bu Enki'nin soyunun işte firavunlarla devam etti. Ve ondan sonra da kraliyet ailesine kadar devam etti. Ve dair bir iddia var. Şimdi bu mavi kan hocam kısaca hemen söyler misin? Mavi kan şimdi, nedir? Mavi kan konusunda iki iddia var. Dünyada tartışılan iki iddia. Bir tanesi sembolik anlatım. Yani asillere mavi kan evet. deniyor. Bunun nedeni de işte daha çok halk çiftliklerde çalışırken, güneş altında çalışırken onların şemsiyelerle gezmesi. Evet. O yüzden de şöyle benim beyaz tenlidir mesela. Mavi gözükür şeyler. Evet.
damarlar mavi gözükür. Onlara mavi kanlılar diyorlar. Öyle evet. devam eden bir süreç diyorlar. Birincisi görüş bu. Sembolik anlatım. Hatta Avrupa Birliği'ndeki o yıldızlar, mavi zemin üzerindeki yıldızların da aslında asil aileleri anlattığını, Avrupa'daki asil hanedanları anlattığını söyleyen bir iddia var. Ben buna çok katılmıyorum. Ben ikinci görüşteyim daha çok. Anunnakilerin kanının mavi olduğunu düşünüyorum. Sadece Enki'nin falan değil, bütün anlamıyla. Bütün anlamıyla. Çünkü bununla ilgili kanıtları şeyde birkaç yerde ulaştım. En barizini söyleyeyim. İkor, onun mavi kanın diğer anlamı ikhor. Homeros'ta geçiyor. Homeros Truva Savaşı'nı anlatırken Tanrı Afrodit alana giriyor ve bir ok ayağına isabet ediyor ve oradan mavi kan akıyor. Yani ikor akıyor. Tanrılar asla ölmez, acı çekerler, ağlarlar diyor ama asla ölmezler. Diğer tanrılar geliyorlar, onu oradan kaldırıyorlar, hastaneye götürüyorlar. Yani kendi bakım merkezlerine götürüyorlar. İşte o ikor dedikleri mavi kan. Peki mavi kan olayı tam olarak nedir? Çok da aslında böyle egzantrik bir şey değil. Biz insanlar için hani oksijen içimize girdiğinde bir şeye bağlanmak zorunda, moleküle. Taşıyıcı bir şey olmalı. Taşıyıcıya bağlanmak zorunda ve bize demire bağlanıyor. Bir molekül oluşuyor. Demire bağlandığı için de oksitlenme meydana geliyor ve pas lekesi gibi rengi kırmızıya bağlanıyor. Vücudumuzda demir mekanizması çalıştığı için kanla beraber manyetik bir alan oluşuyor. Evet. Biz buna aura diyoruz. Hani bu o yüzden can gitmesi için kanın gitmesi gerekiyor. İlk hayvanları öldürürken kanını akıtırlar. Evet. Çünkü o mekanizmanın artık auranın bitmesi gerekiyor. Yavaşlaması ve kan akışının durması gerekiyor. Evet. Çünkü demir dönüyor sürekli. Anunnakilerdeki fark ise bakıra bağlanıyor. Onlar da bakıra bağlandığı için de siyaha yakın koyu lacivert bir kan oluşuyor. Ve bugün bakırla oksijeni birleştirip genelde Avrupa'da kiliselerde kullanılan kilisenin çatılarını lacivert yaparlar. İşte aynı mevzu. Tabii demir çok yavaş ve ağır bir metal ama bakır çok hızlı bir metal. O yüzden avantaj da sağlıyor anlakilere. Evet. Vücut içindeki iletişim olsun, vücut dünya ile iletişim olsun, belki frekans değişimi olsun, her türlü avantaja sahipler. Ve dışsal etkileri daha az açıktır. Biz mesela koştuğumuzda demirin ağırlığından yorulmaya başlarız. Evet. Ama onlar bakır ağır olmadığı için bizden daha geç yorulurlar. Yani bir anlamda onlara tanrılığı getiren de belki de bakır oldu. Yani tanrı dediğim tanrı değiller. Ama şimdi üstün bir teknoloji, teknolojiden bir haber bir medeniyete gittiğinde teknolojisiyle tanrı gibi görünebiliyor. Evet, bunu zaten hani biz özel sohbetlerimizde de konuşuyoruz. Bundan işte çok uzak değil. Yani 500 sene öncesine gidelim, elimizde bir telefon olsun. İşte aynı söyle bana, benden güzel var mı bu dünyada gibi, işte telefon söyle bana bugün hava nasıl olacak diyeceğim ama nasıl söylüyor? Aynı aslında 500 sene öncesine gitsek belki bizi Tanrı görecek. Tabii. Hatta sizi böyle sakallı falan etkileyecekler. Tanrı geldi. Aynen öyle. Evet. Bir de mavi kanla ilgili şu vardır. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi için en azından kendi yaptığım araştırmada şunu gördüm. Hasta olmamak için bakırla ilgili bazı şeyler, tabletler vesaire içiyorlarmış ya da işte yutturuyorlarmış çocuklara. Onlar da bu bakır madenlerinde çalışanlarda da oluyormuş. Kanları sizin dediğiniz gibi kuyuya çalan bir lacivertle dönüyormuş. Ondan dolayı aslında mavi kan efsanesinin oraya da bağlı yan var. Olabilir, her şey olabilir. Şimdi hocam, şimdi bütün bu akış içinde muktasını soracağım size ama nasıl soracağım? Şimdi muktasını biliyoruz. Akıştaki yeriyle ilgili bir sürü şey anlatılıyor. Ama benim ilgimi çeken Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda çok araştırma yapması, Muktas hakkında, işte güneşli teorisi vesaire, Tahsin Mahitepe'ye gönderiyor, araştırmalar yapıyor, işte James Churchward'un kitaplarını çevirtiyor, hatta kendi parasıyla aldırıyor onları, çok hızlı çevirtiyor, okuyor, notları, hatta sizin kullandığınız Ramuda o kitapların altında geçen vesaire, devam ediyor ve Atatürk asla bir işe yarıda olacak bir insan değil ve bir dönem geliyor ve duruyor, diyor ki İşte Tahsin Mahitepe sen diyor geri dön diyor, ülkene dön diyor. Ve bu araştırmalar bir anda bitiyor ki Atatürk henüz ölmemiş. Tamam sonlara yaklaşmış hayatının sonlarında ama bir anda duruyor. Neden? Şimdi bu hani hep buraya kadar anlatılır. Tamam biliyoruz ama neden duruyor Atatürk? Şimdi ben ismim Ramo olmasına rağmen Mu kıtası ile ilgili bir çalışmam yoktur. Hani bilirsiniz. Evet. Ama bunları okumadığım anlamına gelmez. Evet, o yüzden ben çok biraz soruyorum size. Ben şöyle söyleyeyim. Mu kıtasının, dediğim gibi, Churchward dışında
bir kanıtı yok. Hani, tableti gören de yok. Evet, tabletleri, nakal tabletlerini gören de yok. Hani tabii ki Meksika'dan şuradan buradan bazı batı sahneleri falan gösteriyor ama onunla evet. ilişkili olduğunu Hı-hı. gösteren bir kanıt da yok. Evet. Şimdi ilginç olan şey şu. Tabii bu tartışılan bir konu. Kendi görüşümü söylüyorum tabii sadece. Mu kıtası, hani az önce dediğim gibi Enki'nin 14 tabletiyle Mu kıtasının hikayesi bana göre aynı. Evet. Fakat şöyle bir egzantrik bir durum var. Benim ulaştığım bilgilere bakarak söyleyeyim. Tahsin Maya Tepe'yi egale etmesinin en temel nedeni dini. Yani Tahsin Maya Tepe'nin olayları dine dayandırma çabası. Yani orada bulduklarını Müslümanlığa evretmeye mi çalışıyorsunuz? Yani benim aldığım bilgi o. İkincisi, Atatürk çok incelemiş, çok araştırmış. Yani altını çizdi. Zaten ben Ramo'yu oradan aldım. Evet. Atatürk altını evet, çizmiş bilmiyorum. Ramo'nun. Demek ki Ra bir tanrı şeklinde evet. Oraya not almış. Tüm bunların sonunda ikna olmamış. İkna mı olmamış hocam? Şu da olabilir mi? Ya da hakikaten ikna olmuş ve demiş ki ya şu anda yeni kurduğumuz cumhuriyet halk bunu hazır değil de demiş olabilir mi? Şöyle o döneme gidelim. Evet, gidelim. O dönemdeyiz. 1930'lardayız. Savaş ve gelmek üzere. Onu savaştan biliyoruz. Ziyade İngilizler kendi kökenlerini arıyorlar. Evet. Ve biz brefeksel kafa tiplerine falan girmeden evvel herkes bizi yani Atatürk'ü ırkçılıkla suçluyor. İngilizler ne yapıyordu o döneme tabii bakalım. Ki, aynen. İngilizler bir insanın kafasıyla bir maymunun çenesini birleştirip Piltdown adamı olarak Homo sapiens'in bir ara formu, bir önceki ara formu olarak gösterip ve bunu doğru olarak bize lanse edip British Museum'da sergiye sunup bayram diye kutluyorlardı. Evet. İlk maymunluktan insanlar bize evrildik diye. 1943'te İngiliz Doğa Müzesi çıkıp bunun sahtekarlık olduğunu anlatmasa bugün belki hala Piltdown adamını kutlayacaktılar yani. Evet. Şimdi o dönemde onlar geçmişini arıyor. Hitler, Aryan'dan geçmişini evet, arıyor. Tibetik cümlesi. Tabii. Bizler güneş dil teorisinden geçmişimizi arıyoruz. Hani bütün dünya geçmişini arıyor. Atatürk verilen tarihle yetinmiyor. Biz de yapalım bu araştırmaları diyor. İşte bu araştırmaları da daha çok Church vardı eserinden etkilenerek yapıyor. Evet. Fakat dönüyor. En sonunda benim kendi şahsi kanaatim ikna olmuyor. Ya ben bunu çok düşündüm. Yani Atatürk gibi bir şey bırakmayan bir adam nasıl olur da hani bunu bırakır, Tahsin Maya Tepe'ye çağırır vesaire araştırması bırakır. İkna olmuyor. Benim görüşüm. Evet. Ya benim okuduğum metinler, ben Atatürk'ü çok çalışmış biri olarak söyleyeyim. Yani onun hakkında 4 tane makale yazmış birisi olarak Atatürk'ün hayatını çok iyi çalıştım. Yani bu Vahdettin'in son konuşmaları falan filan. Hepsinin üzerine yazılarım var. Yani Atatürk çok seven biri olarak da söyleyeyim. Yazılarıma bu İngilizce çevrilen kitabım da Atatürk'te başlayabilirim. Ben Atatürk'ün ikna olduğunu görseydim zaten Atatürk orada bırakmazdı bu işi. Evet, kesinlikle. Ben de ona katılıyorum. Bu işi burada bırakmaz. O yüzden size özellikle evet, sormak istedim. Şimdi hocam şeyi sormayacağım size. Ayla ilgili çok bir şey sormayacağım. Yani ayın üzerinde bazı özellikle ayın karanlık tarafında yani şu anki genelde popüler kültürde olan olayları çok zaten takip etmiyorsunuz. Daha doğrusu ediyorsunuz da çok şey yapmıyorsunuz. Daha çok siz geçmişle ilgileniyorsunuz. Şimdi tabletlerde ayın bir uydu olduğu söyleniyor. Ama şu anda şöyle bir şey var. Ay acaba bir uzay gemisi mi hocam? Özellikle karanlık tarafı, işte ayın kütlesinin daha ağır olmasıyla ilgili bir sürü teori var. Şimdi ayın oraya konduğu görüşüne katılmıyorum. Öyle bir teknoloji yani kolay değil. Evet. Ama Enumayiliş metnine göre hani ilk evren oluşurken ki dengesizliklerle neticesinde ay oraya gelmiş. Hı-hı. Ama ayın orada bulunması büyük bir avantaj sunmuş. Evet. Anunnakilere veya diğer ırklara. Evet. Bir atlama tahtası. Yani sonuçta şu anda biz dünyanın yörüngesine ISS'i gönderdik. İşte Çinliler de kendi uzay istasyonlarını yaptılar. Hı-hı. Ama inanılmaz masraflı bir şey. Sürekli evet. Yani ona yakıt, insan değişimi vesaire bir sürü şey. Ama şimdi ay gibi bir şey, mesela bir ay demeyeyim de atıyorum geçen meteor, dünyanın yakından geçen bir meteoru yakalayabilecek bir teknolojimiz olsa, onu yörüngeye soksak ve dönmeye başlasa, oraya üsler kurmaya başlasak, evet. Oradaki buzu eritip su diye kullansak, sonra oksijenle hidrojeni ayrıştırıp yakıt olarak kullansak, hani oradaki diğer germanyum gibi mineralleri kullansak daha kolay olmaz mı? Çok kolay. Hayatımız kolaylaşır. Yani daha kolay olur. Zaten evet. Phobos ve Deimos'un yaptığı şey de Mars'a o.
Yani bu yüzden Anunnakiler veya bilemiyorum artık diğer ırklar bunların hiçbirisini boş bırakmazlar. Hepsini mutlaka üs evet. olarak kullanırlar. Özellikle zaten bununla ilgili biliyorsunuz. İşte Apollo seyahatleri esnasında ayın o bizim dünya tarafından gözükmeyen karanlık yüzünde... Evet, karanlık değil aslında. Karanlık değil ama işte ayın karanlık yüzü şeklinde evet, geçiyor. Dünyada hiç gözükmediği için evet. yani dünya ve ayın dönüşünden dolayı o taraf hiç gözükmüyor. Ve orada işte bir uzay gemisi bulunduğu ile ilgili vesaire videolar var zaten. Hı-hı. Seyretmişsiniz. Hocam sizin yine uzmanlık alanınız. Layout'ları var dünya evet. üzerinde. Ve işte piramitlerden bazı kutsal yerlere kadar çoğu... yapılan, inşa edilmiş yer bu layoutların üstünde. Ve şöyle ilginç bir şey var. Mesela İstanbul'u hemen örnek veririm. İki tane önemli yer var. Mesela Yuşar Tepesi. Bundan önce Zeus Tapınağı. Yuşar evet. Tepesi. Ya da Telli Baba'nın olduğu yerde Apollo Tapınağı var. Ama ondan önce de orada Paganist başka tapınaklar da var. Şimdi bu layoutları bütün dünyada her tarafa bağlı. Peki neden ve bunu nasıl kullanıyorlar? Bu biraz önce söylediğiniz işte uzaysal atlamalar için vesaire mi kullanılıyordu yoksa başka bir amaçla da kullanılabiliyor mu? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bir sonraki teknolojiye geçtiğimizi varsayalım. Ya da bir önceki teknolojiye geçelim. 1800'lü yıllardayız. Buhar da daha yeni icat edilmiş. Kömürle ısınıyoruz. Evet. Yani kömürden başka bir ısı kaynağımız, enerji kaynağımız evet. yok. Ve buhar yeni icat edilmiş. Ben size anlatıyorum. Diyorum ki rüzgara bir araç koyuyoruz evet. ve pervane dönüyor. Sonra elektrik oluyor. Sonra arkadan daha da ileri gidiyorum. Güneşin altına bir panel koyuyoruz. Isınıyor ve elektriğe çevriliyor. Evet. Daha da ileri gidiyorum. Hocam hani şu doğalgaz var yani yerden zehirli. Onu elektriğe çeviriyoruz. Desem evet. 1800'lerde bilim kurgu olurdu. Aynen öyle. Değil mi? Şimdi ne yapmaya başladık? Füzyon. Atomu parçalıyoruz, atom birleştiriyoruz. Aynen. Yapay güneş, güneşin bilmem kaç katı evet. eserde ediyoruz. Evet. Teknolojilere geldik. Evet. Şimdi kadim tabletler bize diyor ki bir enerji türü daha var. Ve şimdi ileri gidelim. 50 sene sonra bir gözlük aldık. Gözlüğümüzü taktık. Ve baktığımızda şuradan bir ışık çıkıyor göğsüne. Buradan bir ışık çıkıyor şuradan. Çeşitli evet. yerlerden bir ışık çıkıyor. Gidiyoruz. O ışık nedir? Yer altından çıkan bir enerji kaynağı. Peki nasıl? Tektonik hareketler sonucunda işte depremlerden, şunlardan, bunlardan su gibi düşünün. Su yolunu bulmuş, bütün ışıklar evet. birleşmiş, tek bir ışıktan çıkıyor yukarı. Tabii ışık çok güçlü çıktığı için o bölgenin üstünden uçak falan da geçmiyor. Haritalar yapılırken uçağı sağından solundan evet. geçiriyorlar. İşte Kabe'nin üstünden geçmiyor gibi hikayeler var. Evet. İşte bunlar Anunnakiler tarafından bilindiği için zamanla üzerlerine fabrikalar kurulmuş. Elektriğe çeviren fabrikalar kurulmuş. Mesela piramitler. İşte bunlar piramitler, tapınaklar, şunlar. Ve Anunnakiler bolca orada bulunmuşlar. Vaktiyle insanlar arasından çekildiklerini teknolojik aletlerinde aldıklarında örnek vereyim mesela Mısır'da Karnak ya da Luxor Tapınağı'ndan alıyorlar elektriği. Ne yapıyorlar? Obeliskler var. Obeliskler aracılığıyla yayıyorlar kablosuz. Aynısını evet. Vadenfay Kulesi ile Tesla yaptı. Şimdi ama giderken üstündeki o bakır yayı yayan bakır aleti alıyorlar. Alttaki Hı-hı. teknik aletleri alıyorlar. Hı-hı. Sadece taş kalıyor geriye. Evet. Biz gidip bugün taşı görüyoruz sadece. Taşı görüyoruz. Biraz araştırma yapınca da altından bir su kaynağı geçtiğini ya da başka bir şey geçtiğini. Ya da bir doğal gaz kaynağı. Bütün piramitler ya doğalgaz ya magnezyum ya su. Evet. Bir şeyin üzerine kurulmuş yani evet. Mısır'da. Yani dünyanın her yerinde var bunlar. Bunların hepsi layoutları. Sonra ne oluyor? İnsanlar diyor ki burada Anunnakiler bolca bulunuyordu. Burası kutsal yer. Orada tapınmaya başlıyorlar. Tanrılarımız buradaydı. Sonra ne oluyor? Dinler değişiyor ama o tapınma alanları değişmiyor. Evet. Augustus geliyor, Sin Tapınağı'nın üzerine aynı yapıyı yapıyor. Çünkü orada o enerjiyi deneyimliyor evet. adam. Sonra Hacı Bayram Veli geliyor, Augustus Tapınağı'nın üzerine yapıyor. Yani kilisenin üzerine cami yapılıyor. Evet. Çok var böyle yani. Tabii işte İstanbul'da iki tane de hocam Yuşa işte. Evet, evet. Bir Pagan Yuşa, Tapınağı, Ayasofya. Zeus yapılmış. Sonra Yuşa'nın mezarı olarak aynen söylenmiş. Öyle. Şimdi hocam bir kayıp halkadan daha bahsedeceğim. Sizin aslında uzmanlık alanınız ışık insanları. Atlantis'le ilgili aslında teoriniz var. İlk tanıştığımız zaman 2-3 sene önceydi belki. İşte konuştuk. Ben dedim ki Atlantis dedim buralarda olamaz hocam. Çünkü Atlantis dedim Herkül sütunun ilerisinde olması lazım. Weberot öyle yazmış işte. Şeyde, Atlas denizinden gelen de. Bir sürü. Siz dediniz ki ama deniz başka bir Herkül sütunu daha var. Neresi? Çanakkale Boğazları da evet. Herkül sütunu. Evet. Lubel hocam bu aynı bize İngiliz'in uydurduğu bu kayıp halka İşte iki kafanın birleşmesi gibi aslında tam Anadolu'nun ortasında bir kayıp halka var. Evet, değil mi? Öyle.
Louis hakkında hemen ufak bir şeyler söyler misiniz bize ya? Louis Mısır milattan önce 1200-1500'lere tekabül eden, tabii son halka olarak daha üst bir medeniyet ama son zamanları 1200 yıllara tekabül eden Anadolu'nun batısında yer alan bir uygarlık. Şehir devletlerinden oluşan farklı bir yönetim sistemleri olan hieroglif yazıyı kullanılan kullanan bir uygarlık. Hemen sağında Hititler, altında Mısır, solunda da Miken yani Akalar bulunmakta. O dönemde işte itilaf devletleri, ittifak devletleri gibi ikiye ayrılmışlar. Hititler, Mısırlar ve Yunanlar dönem dönem birbirlerini şu an sonra evet. O dönemde bir olmuşlar. Bunlar da kendilerine deniz insanları diyorlar ana akım bilim. İşte Filistinlileri, Libyalıları veya Nübiyelileri bulmuşlar, müttefik olarak bulmuşlar. Ve savaşlar, 3 tane savaş meydana gelmiş. Truva Savaşı bunlardan ikinci savaş. Birinci savaş aslında Merhem Ptah Savaşı olarak bilinir. Yani Luvilerin Mısır'a saldırdığı savaştır. İkinci savaş Akaların saldırdığı savaş. Truva Savaşı'na. Ve burada Mısırlılar övgüler düzüyorlar. İşte Atlas'ın denizinden gelip de her yeri, bütün denizleri ele geçiren bu Atlantis halkını siz Yunanlar durdurdunuz diyor. Durdurdukları savaş Truva. Evet. Truva Savaşı'ndan sonra gelenler, Mısır'a gelenler özellikle Mısır'ın Sais kentine, işte hemen Neokratis kentine Yunan kolonileridir. Gelenler olayları anlatıyorlar. Böyle böyle oldu. Savaş bu şekilde gerçekleşti. Biz onları durdurduk diye anlatıyorlar. Bunlar da Atlantis diye çeviriyorlar. Metinler evet. Atlantis metinleri olarak Sais'te duruyor. Evet. Ama aradan 600 yıl kadar geçiyor. Yani bu olay yaşanmış artık, bitmiş. Sözlü olarak anlatıma devam etmiş. Yazılı olarak da devam etmiş. Ama şu anda kazılmadı. Evet. Sais'te devam etmiş. Evet. Bunlar duruyor. Sonra bölgeye Solon geliyor milattan önce 560'ta. Hikaye açılıyor. İşte orada anlatıyorlar. Atlantis'i yendiniz. Senin ataların, yani senin ataları dediği Mikenler, Atlantis'i yendiniz. Evet. Hangi savaşta? İşte şöyle bir savaşta. Savaş tarif et deyince işte Akaların gemileri vardı. Yunanların gemileri vardı, mızrakları vardı, kalkanları vardı. Atlantis'in onların da mızrakları, kalkanları, taş atıcıları, şunları bunlar. Taş atıyormuş Atlantisliler yani. Evet. Şimdi peki Atlantis'in biraz daha detayına girelim. Bir nekropol var, bir akropol var, bir hipodrom var. Nereit dedikleri deniz kızlarından heykelleri var. Evet. Tam ortasında Poseidon tapınağı var. Evet, Poseidon. Ya hocam Poseidon Ege dışında nerede kullanılıyor yani? İtalya'ya kadar Poseidon'u yakalayabilirsiniz. Evet. Gidip de Afrika'da Poseidon tapınağı yok, Asya'da Poseidon tapınağı yok. Yani Ege dışında olması mümkün değil. Evet. Yani ama tabii Yunanlar ne diyorlar? Bu şeydir, Ege Denizi'nin içerisindeki ada olarak görüyorlar. Ama biraz daha üzerine gittiğimizde metinleri ben tek tek inceledim. Yani zaten Baleskar'da çok ayrıntılı anlatıyorsunuz hem hocam. Hem Timavios hem Critias'ı inceledim. Evet. Direkt Truva'yı anlatıyor bize. Evet. Sadece ben değil, işte bunu Henrik Schliemann'ın bir sözü vardır. İlk bir vazo buldum, baykuşu vazo, evet. Truva'da der. Bunun üzerinde Truva, Atlantis kralı Kronos yazıyordu der. Evet. Hemen sonra işte Ebert Zanger'in çalışmaları var bununla ilgili, İsviçreli bilim insanı. Yine Dimex kanalının geçenlerde gelip belgeselde Atlantis kanıtlarını koyduğu Truva ile ilgili şey var. Ama bundan daha büyük kanıt, 150 yıldır kazılıyor Almanlar tarafından, hiçbir şey bulunmamış. Çok değil mi hocam? Yani şurada biz katsak, İstanbul'da sokağa çıksak katsak 1000 tane eser buluruz. Atlantis'i, evet. Yani daha doğrusu Truva'yı kazıyorlar ve bir şey bulamıyorlar. Ve burada gibi, işte hatta anlattık yani burada. Ölümler var. 6-7 tane arkeolog ölümü var. Evet. Şüpheli ölümler var. Olayın kapanması var. Sadece burada değil. Yalburt kazıları vesaire bu Kahramanmaraş'ta falan da var. Evet. Osmaniye'de falan da var. Benzer senaryolar. Luvi üzeri örtülmüş bir medeniyettir. Siz oraya özellikle gezi olarak da gittiğiniz zaman bazı aslında bulduğunuz sizin kanıtlar da var ama ilerleyemediniz, gidemediniz, o halktan duyduğunuz ya da daha önce orayı kazanlardan duyduğunuz hikayeler de var. Artık onları yani kitaplarda yazarsınız. Tabii ki. Hocam şimdi bir sürü şey yani bir sürü hikaye duydunuz, bir sürü şey okudunuz, tablet okudunuz, kitap araştırdınız. En ilginç size gelen şey neydi? Bütün kitaplar içerisinde. Yani böyle yani okudunuz hani şaşırdım. Araştırıyorsunuz. Ya bu da olur mu dediğiniz şey neydi? Ya hakikaten yani böyle şaşırdınız ya bunu dünya üzerinde böyle bir şey mi olmuş? Dediniz. Düşüneyim. Güzel bir soru. Düşünün hocam. Birazdan cevap. Tamam birazdan cevap. O zaman şeyi sorayım. Tabletlerde şimdi tabletleri okudunuz. Bir kehanet diyor mu hocam? Kehanet dünya ile yani biz
Anunnakiler dünyayı şuraya götürmeye çalışıyoruz diye bir kehanetleri var direkt mı? Kehanet yok ama benim bütün çalışmalardan birleştirdiğim bir kehanet var. 2060 Kova Çağı'na hazırlanıyoruz şu anda. Kova Çağı'nda nasıl olacağını da bize son 600 yıldır anlatıyorlar. Son 500 yıldır anlatıyorlar. Tamamen uzay, bilişim, genetik. Temelinde barışa doğru yöneleceğimiz bir çağ olarak anlatıyorlar. Fakat bunu farklı olarak görenler var, farklı olarak bakanlar var. Hani mesela şu anda tek bir kültüre geçiyoruz. Bütün dünya oturmuş evde Netflix izliyor. Aynen. Bunu yeni dünya düzeni olarak görenler var, kötü bir şey olarak görenler var. İşte bütün dünya İngilizce öğrenmeye çabalıyor şu anda. Bunu tek dil olarak görenler var. İşte bütün dünya artık dini ılımlılaştırma çabasına girmiş durumda. Bütün dinler ılımlılaşıyor. Bunu tek bir din olarak gören var. Hani tek bir dünya devletine doğru gidiyoruz diyenler var. Evet. Hani ama ben öyle bakmıyorum. Ben hani devlet veya başka bir şekilde görmüyorum. Sadece gördüğüm özellikle Enoch'un kitabında da hani bunları birleştirdim. Yazdım kitaplarımda da kanıtları da koydum. Yeni doğan çocuklarımızın bizi barışa götüreceğine inandığım bir çağ bizi bekliyor. Ne güzel. Yani bizden artık geçti. Biz koruyucu nesilleriz. Yani siz de ben de eski ön yargılarımızla buraya kadar geldik ve ön yargılarımızı yıka yıka geldik. Evet. Bir mücadelenin ürünüyüz biz şu anda. Her yani sizin de hayatınızda vardır. Yani tabii. Ama çocuklar öyle değil. Direkt üzerine kondular. Yani şu anda ne anlatacak anlatacak hiçbir ön yargıyı onlara aksettiremiyoruz. O çocuğum Yunanistan düşmandır diyemiyoruz. Yani niye düşman? Evet. Yani 100 sene önce bize böyle yaptı. Şimdi niye yapsınlar? Mesela böyle yaklaşıyor. Evet. Neden sorularını soruyorlar sürekli? Yani çünkü çocuk açıyor tableti Yunan'da oyun oynuyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani şimdi mesela savaşın anlamsızlığını Ukrayna'da çok net gördük. 20 sene önce Körfez Savaşı yaşanırken hepimiz taktik olarak konuşuyorduk. Şimdi İran'a evet, saldırdı. İran kuvvete girdi. Hiçbirimiz ya çocuklar ölüyor demiyor. Çok az kişi diyordu bunu. Evet, evet. Ya çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor, savaşı durduralım kimse demiyordu. Ama şimdi öyle bir aşamaya geldi ki bu çocuklar büyüdüler. Ellerinde tabletler, telefonlar vardı. Bir anda dediler savaşa gidiyorsun. Bu çocuklar savaşa gittiler. Sonra hepimiz düşündük bizim çocuklarımız da böyle olabilir dedik. Ve bütün dünya savaşın anlamsızlığını konuşmaya başladı. Konuşmayanlar kimler? Silah satıcıları, ülke liderleri. Ama bunları devirecek olan siz biz değiliz. Biz çünkü bağlıyız sıkı sıkıya. Biz bir tane liderimiz var onun peşinden gidiyor. O ne derse olur. Çocuklar öyle değil. Evet. Çocuklar doğru nedir, yanlış nedir? Kesinlikle. Buna bakıyor. Hemen son iki soru sorayım o zaman size. Bir şey var, hatta siz tavsiye etmiştiniz. Çocukluğun Sonu diye bir dizi var. Evet. Orada işte geliyor, işte Baphomet şeklinde bir evet, uzaylı. Orada şeytan diye işte. Şeytan o işlenmiş orada. Böyle sen... Ön yargı, orada ön yargı gösteriyor. Direkt işte aslında bir şeye hizmet ediyor. Hani evet, onu demeyelim, parantezi bırakalım. Böyle bir olay olacak mı hocam? Yani bence o kitap doğruyu anlatıyor. Arthur Clarke'ın eserlerini evet, tek tek incelemek lazım. Yani Arthur Clarke'ın ben görevli olduğunu düşünüyorum. İnsan şey gibi, Jules Verne gibi yani insanların görevli olduğunu düşünüyorum. Leonardo da Vinci gibi, işte Isaac Newton gibi insanlara ve bizi bir sonraki aşamaya geçirmek için geldiklerini düşünüyorum. Arthur Clarke'ın verdiği ayrıntıların hemen hemen hepsi çıktı şu ana kadar. Yani Phobos'taki monolitten işte 2001 Space Odyssey'deki uzay oteline kadar falan filan bir sürü şey yavaş yavaş olmaya başlıyor artık. Arthur Clarke'ın verdiği bilgi bize öyle. Yani gemiler gelecek, tepemizde duracaklar. Belli bir zaman sonra gemilerden birisi inecek ve tanışacağız. Tanışacağız. Ve şu anda ona hazırlanıyor. Yani ben de onu şeyi savunuyorum. Yıllardır işte bu Star Wars'larla vesaire. Evet. Sadece film değil, rüyalarla da. Mesela siz de görmüşsünüzdür. Hani rüyanızda uzaylıların indiğini, istila olduğunu vesaire vesaire gibi bir sürü kişi görmüştür. Evet. Bizi hazırlıyorlar bu şekilde. Hocam, bir önceki soruya dönelim. En ilginç olay, en ilginç şaşırtan şey. Hatırladığım birkaç tane şey var ama söylesem mi söylemesem mi noktasında ya biraz. Ya da şöyle yapalım ya da hakikaten buldum ya buymuş dediğiniz şey. Mesela bu Atlantis araştırması yaparken ya hakikaten bak buldum burası Truva, bizim Truva'mız Atlantis'miş dediğiniz şey. Yani benim bizim bulduğumuz şeylerimiz aslında Mavi Kanım işte bakıra bağlanmış olmasını Özden Özer arkadaşımızla sen de tanıyorsun. Hematolog, patolog arkadaşımızla bulmuştuk. Yine beni 2013'te heyecanlandıran olay sin konusuydu. İşte onu söylesem mi söylemesem mi? Evet. Sin ile Yasin'i birleştirdiğim an çok şaşırmıştım Yasin. Mesela. Evet. Ey sin şeklinde hitap olduğunu fark ettiğim an çok şaşırmıştım. Bir kanalda açıldı. Heyecan yaşamıştım. Evet ama dediğim gibi bunların biz araştırmacıyız. Hani bir sürü bilgiyle karşılaşıyoruz.
O bilgileri şaşırmıyoruz. Artık şaşırma yeteneği. Evet. Sadece biz değil yani. Kimse öyle kaçırmıyor. Yani bizden şaşırma yeteneğimizi almasalardı eğer biz uyumlanamazdık dünyaya. Evet. Her geçen gün yeni teknolojiler çıkıyor ve biz bir şey olmaz diyoruz yani. Böyle bir teknoloji gelmiş. Hocam bak şuradan şimdi bir artılmış evet artılmış bir gerçeklikle hologram çıkacak. Senle konuşacak desem şu anda telefondan. Hocam, ne kadar güzelmiş. Evet hangi telefon dersin? Evet. Aa, ama şimdi o dedeye gönderdi. Bir dedeye göstersek dedemize falan. Evet. O da şaşırmayacak. Yani öyle bir şey ki şaşırmıyoruz yani. En şaşıracağımız şey az önce söyledin. Hocam televizyonları açın. İşte şu anda İstanbul'un üstünde bir uzay gemisi var. Ve herkes ona bakıyor. Ve aşağı birileri iniyor tanışmaya. Ona şaşırırız izleriz değil mi şimdi? Evet. Peki yarım saat sonra. Hocam şuradan. Selfie çekeriz hocam. Evet, sen bir çay getir içelim. Yani Galatasaray ne yaptı evet. Bu hafta değil mi? Böyle devam ederiz. Evet. Hocam çok sağ olun. Vallahi hani genelde şey sormaya çalıştım. Çünkü siz hani kitaplarınızda zaten anlatıyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir sürü insan bir sürü şey anlatıyor ama sizin bakış açınızı bazı konularda öğrenmek çok istiyordum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür geldiniz, ederim. Geldiniz, konuk oldunuz. Çok keyifliydi. Ya ben de çok keyif aldım. Çok sağ olun. Peki ben bir soru sorayım. Ya hocam buyurun. Bu tabii ben arkadaşlara anlatıyorum da sen direkt çıktın gökyüzünün en tepe noktasına kadar oradan gördün. Dünya düz mü değil mi? Hocam hakikaten o konuda çok şey yapıyorum. Onunla ilgili bir video da çekmiştim. Ben gittim gördüm hocam. Dünya yuvarlak. Kaç kilometre yukarıya çıktın? 48 bin fite çıktım. 3'e bölün onu. Evet. Dünyanın yuvarlaklığını gördün. Evet yani asla tabii ki bir işte uzay istasyonundaki gibi göremiyorsunuz. Ancak hani biraz zaten uçakla yükselseniz onu görebiliyorsunuz ama hani çıktım irtifa 48 bin fit, hani 16 kilometre yapıyor. 16 kilometreden baktığınız zaman zaten dünyanın yuvarlak olduğunu görüyorsunuz. Küre şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Evet, küre şeklinde ve şu da var. Hani dünyanın düz olduğunu savunanların yaptığı deneyler var. Hı-hı. Ben onların hatalı olduğunu da videonun altında hem anlattım hem de orada bana yorum yapanlara yazdım. Yok, bana da soranlara ben bu tekniklere girmiyorum. Ben diyorum ki arkadaşım tabletlerde yuvarlak. Diyorum, geçiyorum. Siz de tablet bilgisi. Evet. Ben de gözlemledim hocam. Deneysel çalıştım yani. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Evet bugün Göktürk Lamo ile beraberdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıda bir abone ol butonu var. Bir de beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.